Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkası, hatta bayram tadında da diyebilirim. Sizlerle birlikteyiz. Güzel haberleri biraz sonra başlayacağım. İlk haberim çok önemli bir duayen, sinema tarihçisi ve gazeteci yazar Agah Özgüç'ü kaybettik. 1932 İstanbul, hatta benim köyüm Yeşilköylü bir üstattı. Çok değerli sinema arşivi var. İnşallah sahip çıkılır. Çünkü Türkiye arşivleriyle çok önemli bir geçmişe sahip. İkinci haberim 1 Mayıs. Bildiğiniz gibi Emek ve Dayanışma Günü. Aynı zamanda da tarihsel bir geçmişi olan bir bayram. Onun için tüm emekçileri buradan gönülden kutluyoruz. Üçüncü haberim ise keyifli. Basketbolda hakikaten Avrupa'nın tozu dumanına kattık diyebilirim. Bahçeşehir FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda İtalyan Reggio Emilia takımını deplasmanda ve burada seyirci rekoru kırarak, yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Gerçekten ilk kez kazandığı bu kupayı tüm emeği geçenlerle kutluyoruz. İkinci basketbol haberimiz ise Efes dün gece Milano ekibini Sinan Erdem'de biraz bizi böyle heyecanlandırdı ama sonunda Final Four'a kaldı. Ona da buradan başarılar diliyoruz. Diğer bir haberim AKM'de düzenlenen 18.'si düzenlenen kahve konserleri. Bayram sonrası 7 Mayıs'ta son konser, sonra bir yaz arası verilecek herhalde. Onun için 7 Mayıs'ı kaçırmayın. Burada olanlar bu kahve konserlerine gidebilir. Efendim bugün otomotiv sektörü konuşuyoruz. Ford Türkiye Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu, hoş geldiniz. Hoş ve iletişim ajansı Punch BBDO CCO'su Musa Ali Musa Paça, hoş geldiniz. Merhaba. Üç isimlerde ben bazen atlıyorum böyle. Evet, araba sektörü hakikaten gündemimizde olan bir şey. Tüketim alışkanlıklarının ve müşteri beklentilerinin değiştiği bir süreç. İki yıldır hakikaten çok ciddi de bir süreç yaşıyoruz. Tüm bunlara baktığımız zaman Ford, Otosan neler yaptı, neler yaşadı, geleceğe nasıl bir ayak uydurma sisteminle bu reklam kampanyalarına girdi? Çok teşekkür ediyoruz öncelikle davetiniz için. Az önce söylediğiniz gibi müşteri alışkanlıkları çok hızlı değişiyor. Otomotive de ister istemez yansıması oluyor. Önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde muazzam değişiklikler olacağını öngörüyoruz. Biz aslına bakarsanız bu değişiklikleri 4 ana başlık altında topluyoruz. Örneğin elektrikli araçlar çok hızlı hayatımıza giriyor ve bunun daha da hızlanacağını öngörüyoruz. Türkiye biraz daha geriden takip etse de Ford'un bu anlamda çok ciddi yatırımları var. 2026 yılına kadar 50 milyar dolardan bahsediyoruz ki global bu yatırım yaklaşık 6 milyon aracın global olarak üretimi demek. Tabii bu sadece araçların üretimi değil bakarsanız. Çünkü elektrikli araç demek aynı zamanda platformu, bataryası, bataryasının geri dönüşümü ve bundan sonra hayatımıza girecek olan yazılım, software demek, katma değerli hizmetler demek. Ya ben onları düşündükçe aslında biraz böyle karamsarım Türkiye bazında baktığım zaman elektrikli araca. Yani şöyle, elektrikli araçla beraber hayatımıza girecek olan çok fazla değişiklik var. Mesela bağlı araçlardan da az sonra bahsedeceğim. Ama yapılan araştırmalar şöyle bir şey gösteriyor. Örneğin Deloitte'un yaptığı bir araştırma var otomotiv tüketicileri nezdinde. Katılımcıların %75'i hakikaten araçlar bağlantılı araç haline geldiği zaman hayatlarının çok kolaylaşacağını söylüyorlar. Çok önemli bir istatistik otonom araçlar üzerine. Otonom araçlarda da global olarak en fazla ilgi Türkiye'de bu katılımcılar arasından yanılmıyorsam %67 gibi bir oran söz konusu. Çok yüksek bir oran. Hatta biliyorsunuz Türk milleti fiyatı uygun olursa alırım diyen bir %65 söz konusu.
Bağlı araçlardan bahsediyoruz hakikaten. Çünkü elektrikli araçlar aynı zamanda hizmetle beraber geliyorlar. Software ile beraber geliyorlar. Tabii. Katma değerli hizmet demek. Bu günlük hayatımızı nasıl değiştiriyor? Yani çok basit örnekler vermek gerekirse, siz araca daha ulaşmadan aracın hazır hale gelmesi, aracın sizin için bir yol planı, güzergah planı yapması ya da abonelik hizmetlerinden bahsedeceğiz önümüzdeki dönemde. O abonelik hizmetleri içerisinde evden aracı, araçtan evin kontrol edilmesi gibi, evdeki cihazların kontrol edilmesi gibi teknolojik gelişmeler var. Otonomdan biraz bahsedecek olursak, Ford'un Blue Cruise otonom uygulamasını software olarak aracınıza yükletebileceksiniz. Yani aracınız bir dört tekerlekli bilgisayar haline gelmiş olacak. Yani oradan evi de yöneteceğiz diyoruz. Evi de yönetebileceğiz. Bugün nasıl Alexa ile uzaktan yurt dışında gördüğümüz uygulamalar varsa, bunu artık otomobilinizden evi yönetmeniz söz konusu olacak. Tabii bu ciddi anlamda bir değişiklik demek. Yani önümüzdeki işte 2030 yılı içerisinde konuşacak olursak, öngörü yaklaşık bunun toplam otomotiv karlılığının %25'ini, %30'unu oluşturması yönünde bir öngörü var. Talat Bey, şimdi hem film var hem kamera arkası var. Onlara da girmek istiyoruz. Bir Musa'ya geçeyim. İki kelime etsin filmle ilgili. Filmi izleyelim. Çünkü ondan sonra görelim. Yani vakti ve filmleri güzel göstermek adına diyorum. Abi ben şeyi anlatayım. Yani nereden buraya geldiğimizi anlatayım istiyorsan. Yani nereden geldik? Her reklam kampanyası gibi. Yani şöyle bir hikaye var. Hep düşündüğümüz, yani işte bir sürü böyle bir gelecek vizyonu satıldı ya, yani ben işte 80'ler 90'larda büyüdüm, hani o gelecek vizyonu gerçek olmadı yani, böyle çok fazlasıyla bilim kurgu bir vizyon vardı ama biz brief'e çalışırken şeyi fark ettik, yani otomotivde durum farklı aslında, otomotivle ilgili hayal ettiğimiz şeyler gerçekleşti ya da gerçekleşmek üzere ve Ford özellikle bunun çok önünde koşan bir marka. Yani işte mesela yarı otonom sürüşten bahsediyoruz şu an. Böyle bilim kurgu teknolojisidir yani. Bir aracın kendi frenini yapması, kendi dönmesi falan. Ya bütün bunları çalışırken gelecek gerçek diye bir ana strateji ve slogan bulduk aslında. Yani geleceği bugünden yaşa diye zaten Ford Türkiye'de işte yıllardır söylediğimiz global vizyonu yakın bir hikayemiz var ama geleceğin gerçek olduğunu fark ettik. Yani artık teknoloji bizi oraya getirmiş ve Ford araçlarında da bu teknolojilerin hepsi var. Biraz bunu göstermek için yola çıktık. Ama tabii konu, yani marka Ford olunca yapacağımız şeyin çok da iyi görünmesi gerekiyordu. Yani tabii, gelecek gerçek dedikten sonra onu sakil bir şekilde anlatmak kendi kalemize gol olacaktı. O yüzden çok üstüne titrediğimiz bir prodüksiyon süreci oldu. Yani o zaman bir izleyelim. Bir izleyelim. Peki. Sonra bakarız. Gelecek gerçekten çok uzakta duruyorlar. Gerçekten öyle mi? Gelecek. Gerçek. Gelecek teknolojileri burada. Geleceği bugünden yaşa. Evet, ürün gamına bir yeni model katılıyor galiba. Gayet de şık. Tam böyle zamana uygun. Çünkü bakıyorsunuz artık çok büyük arabalar fazla tercih edilmiyor. Hem fiyat hem ekonomi falan baktığınız zaman. Puma hakikaten tamamıyla teknolojik ve geleceği hazırlayan bir araba. Neler var başka? Neler olacak içinde? Aynen. Şimdi bu bir başlangıç tabii. Biz az önce bahsediyorduk. Araçlarımızı önümüzdeki dönemde bağlı araçlardan bahsedeceğiz. Otonom araçlara doğru gidiyoruz. Hatta biraz sonra belki detaylandırırız. Mobilite üzerinden konuşacağız.
önümüzdeki dönemde özellikle 2024 yılına kadar otomobil tarafını anlatayım. 4 tane yeni SUV'miz var. Ki bunlardan en az iddialı olanı değil mi? Mustang Mach-E, elektrikli Mustang biliyorsunuz. Otomobil tarafında 4 yeni lansmanımız var. Ticari tarafta biliyorsunuz çok büyük bir misyonumuz var. Evet. Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz. Bununla beraber yaklaşık 2 milyon euroluk bir yatırım söz konusu ve bu... Geçenlerde Kocaeli'nde açıldı. Aynen. Hattan inen E-Transit. E-Transit'in lansmanı da yılın ikinci yarısında yapılacak. Dolayısıyla çok büyük bir misyon ama biz tabii onu şöyle özetliyoruz. Artık ticari araçlarda başka bir boyuta taşıyoruz liderliğimizi, taşımak istiyoruz. Çünkü sadece araç satmak değil, aynı zamanda az önce bahsettiğimiz katma değerli hizmetlerle beraber müşterimizin bütün ihtiyacını gidermek ve müşterimizin ortağı olmak. Aynı şekilde otomobiller için de geçerli bu. Hakikaten de müşterimizin tüm ihtiyacını belirleyen ciddi anlamda yatırım yapıyoruz. Sadece konuşacağımız bundan sonra araç olmayacak yani. Hizmetlerle de değil beraber mi? O da çok önemli. Olacağız. Ya öyle bir film çekmişsiniz ki kadını celebrity zannediyorum. yani abi şey işte dediğim ya başında böyle yakışacak film çekmemiz gerekiyordu. O yüzden çok üstüne titredik. Yönetmen falan bayağı iyi galiba. Böyle bir yönetmenimize şeyler konuştuk. Sir Fred diye yabancı bir yönetmen, Portekizli bir arkadaşımız. Sağ olsun çok çalışıyor. Ya şeyden bahsedeyim ben. Biraz böyle bu tür prodüksiyonlar için iyi bir hazırlanma dönemi gerekiyor. Tayat Beyler sağ olsun bize onu verdiler yani. Hani biz biliyorsun abi yani öyle garip bir tempoda koşuyoruz ki 4 günde film çekmeye çalışan işte ajanslarla dolu etraf. Yani biz bunun için hani sadece hazırlığında... Bu arada konkurlar var, bilmem neler var. Onlar zaten de. Onları geçiyorum. Yani bir 2 ay falan bunun hazırlığına uğraştık. Çünkü kolay bir şey değildi. Şu an zaten kamera arkasında oynuyor. Evet. Sonrasında post da çok uzun sürüyor. Yani her şeyin üstüne titredik ama ya uyarlama sanılıyor film. Görülen mekanlar yurt dışı gibi düşünülüyor ama hani her yer Levent, Maslak ve Çekmeköy aslında ilginç bir şekilde. Onun üstünde ama böyle... filmde hakikaten bir yönetmenin farklı bir parmağı var. Var, evet. Yani ben onu hissettim. Yani bu filmi çok rahat dünyada oynatabilirsiniz yani. Evet, aynen. Evet işte yani bu biraz... Bence incecilikten geçti yani. Bu filmin başarısı oldu. Hani müzik dahil her şeyle uğraşacak vaktimiz de vardı. Çok da hani emek yoğun bir şeydi bizim için. Çok gurur duyduğumuz bir iş o anlamda. Peki nasıl yansıdı? Gerçi biraz arabada sıkıntı var ama... Evet, bulunurluk malumunuz. Evet, çip sorunu malumunuz ama... tabii biz bu bir imaj kampanyası netice itibarıyla. Ve ilk... yaptığımız özellikle araştırmalarda çok olumlu sonuçlar aldık. Özellikle ilk yaptığımız link testi marka adına farklı mesaj verildiğini, ortalamanın çok üzerinde değerler verildiğini gösteriyor. Yine MDF testimiz var. Marka sağlığını detaylı olarak araştırdığımız. Orada 3 önemli sonucumuz var. Bir tanesi Ford'un sürdürülebilir motor teknolojilerine yatırım yaptığı yönünde. Ortalamanın çok üstünde sonuç alan. Diğeri yine teknolojik araçlar sunulduğu yönünde. Üçüncüsü belki en önemlisi Ford'un geleceğe dair hakikaten önemli yatırımlar yaptığı yönünde çıktılarımız var. Yine BEAT araştırmamız var. Brand Equity Advertisement Tracking. Son iki yılın en yüksek sonuçlarını aldık. Tabii bu kampanyayı bir başlangıç olarak düşünelim. Çünkü geleceği bugünden yaşa altında gelecek gerçek diyoruz. Hakikaten de hedef kitlemiz üzerinde de satın alma iştahını neredeyse 2 katına kadar arttırdık diyebiliriz ve hakikaten çok memnunuz sonuçlarından. Peki bir de kampanyayla ilgili araştırma sonuçları var galiba değil mi? Evet az önce bahsettiğim söyledin. Yani o merak ediyorum onun tam şeyi nasıl çıktı? Özellikle link sonuçlarında amacımız hep biliyorsunuz Ford'un algısı üzerine daha önce yaptırdığımız araştırmalarımız vardı. İşte buradaki en büyük farkındalık aslında bu. Biz teknoloji üzerine, gelecek üzerine yaptığımız için bizim için elzem olan teknoloji üzerine, Ford'un gelecek üzerine yaptığı yatırımın algılanmasıydı. En kıymetlisi de aslına bakarsanız o. Az önce bahsettiğim MDF araştırması sonuçları da bunu çok güzel kanıtlıyor. Yani Ford geleceğe yatırım yapan markadır çıktısını o araştırmada görmek hakikaten bizi çok memnun etti. Bundan sonra da geleceği sahiplenen, geleceği
bugünden yaşatan marka olmak üzerine de çalışmalarımız malum devam edecek. Devam edecek. Bizim için çok kamçılayıcı oldu o açıdan. Peki kampanyada nasıl bir mecra dağılımı vardı Musa? Abi, yani bu böyle oldukça geniş bir 360 kampanya. Televizyonla başladık. İşte outdoorlarımız vardı. Yani bu Ford'un geçen sene yaptığı en büyük işti. Yani dijitalde çok yoğun bir görünürlük aldık. Gayet iyi gitti. Yani biz girdiğimiz her mecrada böyle film çok farklı bulundu. Çok beğeniyle karşılandı. Bir de galiba şey de etkili orada. Hani gerçek olan şeyin bir gücü var ya. Sonuçta Ford'un otomotiv dünyasına getirdiği o teknolojiler ve işte gelecek vizyonu, geleceğe dönük Talat Bey'in biraz önce söylediği o dört yeni model hikayesi ve böyle işte gelişen şeyin o gerçeklik bence filmi çok daha güçlü hale getirdi. O yüzden böyle hemen hemen her mecrayı radyo dahil kullandığımız yani şarkımız da çok kuvvetli olduğu için. Evet, radyoda Jungle oldukça, demiştin. Evet, oldukça böyle şey sükse yaptığımız bir şey oldu. Yani geniş yayınlı etkili bir şey oldu. Radyo iyiyse bu programın pazartesi 1-1.30 Bloomberg Radyo'da tekrarı var. Oraya radyo spotunuzu alabiliriz yani. Zevkle göndeririz abi. Zevkle efendim. Peki dört tane yeni model dediniz. Hakikaten böyle bir talep var mı yani? İnsanlar istiyor mu? Hani kolay da değil. Araba bulmak zor. İşte bir takım teknolojik zorluklar çıkıyor insanın önüne. Ya bunu tabii biz kısa vadeli olarak düşündüğünüz zaman şu anda özellikle pandemi sonrası hayatımız bambaşka bir noktaya gitti. İnanılmaz talep var. Hani talep açısından değerlendirecek olursak. Ama burada biz biraz gelecekten konuşuyoruz ve elektrikli araçlardan konuşuyoruz. Az önce bahsettiğim araştırma sonuçları çok net şunu gösteriyor. Türk halkı hakikaten gelecekle çok barışık ve biliyorsunuz otomobilin değerini Türk halkı için. Hakikaten kimisinin arkadaşı, yoldaşı, sırdaşı gibi. Hayır, yeni dönemde neredeyse de yatırım aracı oldu araba yani. Aynen, çok değerli. İşte aslına bakarsanız bu değere değer katmak için herkes heyecanlı. Bizim de yapmaya çalıştığımız aslına bakarsanız hakikaten bu heyecanla beraber hem ürünlerimizle hem hizmetlerimizle beraber az evvel bahsettiğimiz gibi geleceği de bugünden yaşatan marka olarak adımlar atmak. Ki bundan sonraki gelecek araçlarımız elektrikli araçlar aynı zamanda bağlı araçlar olarak. Üretimler nerede oluyor bu araçların? Avrupa'da üretimlerimiz, otomobillerimizin üretimleri Avrupa'da biliyorsunuz. Ama ticari araçlarımız tamamen... Ticariler burada da yani Avrupa'da yani, şeyi merak ettim. Almanya ve Almanya, İspanya. Aynı, İspanya ağırlıklı. Ve Almanya'da Köln'de büyük bir yatırım söz konusu. Yaklaşık 2,5 milyar euroluk bir yatırım. Sadece entegre pil ve bir sonraki jenerasyon bu CSUV dediğimiz araçların üretimi için hali hazırda yapılmış durumda. Önümüzdeki sene sonu itibariyle CSUV'nin lansmanını yapacağız. Ama Mustang Mach-E'den bahsediyorsak, Mustang Mach-E an itibariyle tamamen Meksika'dan gelen bir araç. Mustang Mach-E dediğiniz SUV aracı mı? SUV, evet. Mustang'in elektrikli SUV aracı. Evet. Avrupa'da, özellikle Amerika'da inanılmaz derecede tutulan bir araç. Şeyden örnek vereyim. Norveç biliyorsunuz elektrikliye en yatkın pazarlardan bir tanesi. Ve şu anda karşılaştırmak doğru mu bilmiyorum ama Tesla'yı ciddi anlamda geride bırakmış durumda Mustang Mach-E. Dolayısıyla ben Türk tüketicisinin çok heyecanlı olduğunu en azından bize gelen taleplerden biliyorum. Ve bu sadece bir başlangıç olacak önümüzdeki dönemde. Bir tabii bununla beraber, araçla beraber hep ürün konuşuyoruz. Bizim çok fazla üstünde durduğumuz konu da müşterinin yolculuğu. Şimdi araç ve hizmet derken aslında bütünü bambaşka bir noktaya getirmiş oluyorsunuz. Ve müşteri yolculuğu dediğimiz eskiden satın almadır. İşte dijitalleşme konusunda biz adımlar atmıştık. Ama şimdi tek tek bu adımları gözden geçirip müşteri yolculuğunu mükemmelleştirmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Gerçekten sahiplik burada çok önemli olacak önümüzdeki dönemde. Çünkü artık sahip olan insanları elimizde tutmak, onlara daha fazla hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu da müşteriyi tanımak, müşteriye özel kişiselleşme dediğimiz konuya daha fazla yatırım yapmakla gerçekleşiyor. Şu anki en büyük yatırımımız zaten CRM üzerine, müşteriyi tanımak üzerine. Onun için diyoruz ki iletişim konusunda da bizim aslında başarmaya çalıştığımız doğru müşteriye doğru zamanda doğru hizmeti sunabilmek. Ulaşabilmek.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Son saniyelerimizi tabii bayrama ayırdık. Bir görselimiz var. Buradan herkese sağlıklı, mutlu bayramlar diliyoruz. İnşallah ağız tadında geçecek. Her şeyin gönlünüzce olabileceği bir bayram diliyoruz. Hepinize hoşça kalın. Bir ekip görebiliyor muyuz? Bir hepimiz iyi bayramlar dileyelim. Şöyle bir yaparsak. İyi bayramlar. Evet, iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.